Merhaba sevgili çocuklar. Bugün anne til o harfiyle bugüne kadar öğrendiğimiz harflerle ilgili görsel dikte çalışması yapacağız. Dikte çalışması ne demekti? Duyduğumuzu defterimize yazabilmek demekti. Görsel diktede de gördüğünüz resimlerin isimlerini defterinize yazacaksınız. Ben size söyleyeceğim görseli. Siz de defterinize yazacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Evet. Ekranda gördüğünüz 10, değil mi? 10 sayısı. O zaman 10 yazmanızı istiyorum. Yazmanız için biraz zaman vereceğim. Sonra beraber yazacağız yine. 10. Peki yazabildiğinizi düşünüyorum bu sürede. 10 yazabilmemiz için önce ağzımızdan O sesi çıkıyor. O yazdık. Sonra 10 harfini eklememiz lazım. Yanına ne oldu? 10. 10 yazmış olduk bu şekilde. Ekranda gördüğünüz resim ot resmi. Ot yazmanızı isteyeceğim. Siz defterinize yazın bakalım. Ot. Evet. Ot yazarken de önce ağzımızdan çıkan harf O harfi. O yazdıktan sonra o evet t harfinin yanına ekliyoruz. Ot. Ot. Peki sıradaki görselimiz telefonu açtığımızda kullandığımız kelimeyi yazacağız. Yani alo. Alo. İki heceli. Önce ağzımızdan A harfi çıkıyor. A yazalım önce. A. A. Lo. İkinci hecemiz lo. Alo. Alo. A yazdıktan sonra lo hecesinin yanına ekliyoruz. Alo. Alo. Siz tek renk yazdığınız için şunu yazmış olmanız lazım. Alo. Alo. Peki. Sıradaki görselimiz balık tutmayı çok sevenlerin kullandığı bir şey. Olta. Olta yazmanızı istiyorum. Olta. Evet, iki heceli. Önce ol, ol. Sonra ta. Ol, ta yazacağız. Olta. Yani önce ol hecesini yazmış olmamız lazım. Ol ta. Ol ta. Doğru yazdıysanız şu şekilde yazmış olmanız gerekir. Olta. Evet, biraz tekrar da edelim önceki seslerimizde. Ekranda gördüğünüz nane. Nane. Görsel dikne çalışmamızın birinci gruplarında bunları yazmıştım. Şimdi tekrar edeceğiz. Nane. Evet, yazdıysanız şöyle olması gerekirdi. Na ne. Na ne. İki heceden oluşuyor. Nane. Peki sıradaki görselimiz anne. Anne görseli. Anne yazmanızı istiyorum. Ağzımdan önce an, an, bakın an yazdım. Sonra tekrar ne, 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 anne yazarken iki tane n harfi kullanıyorum. Dikkat edin. Genelde burada zorlanan çocuklar tek ne kullan, tek n harfini kullanıyor. Buna dikkat edin. Anne yazarken iki tane n harfi kullanıyoruz. Yani doğrusu bunu yazmış olmamız gerekiyor. Peki sıradaki görselimiz Atatürk. Peki biz kısaltacağız biraz. Ata yazacağız. Ata. Ata yazmamızı istiyorum. Aynı zamanda bir özel isim olduğu için baş harfini büyük yazmamız gerekir çocuklar. Ata.
Önce A harfini büyük yazacağız. A, ta, 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 ata. Evet, yazdıysanız şu şekilde olması gerekirdi. Ata, ata. Peki, şimdiki görselimizde artık cümle yazmamız gerekecek. Buradaki görselimizdeki çocuğun ismi Ali olsun. Ot var ve at var. Cümlemiz şu olacak. Ali, ata, ot, at yazacağız. Peki önce yazmamız gereken şeyi söylüyorum. Ali yazın bakalım. Ali. A-li. Ali. Sırayla gidelim. Önce Ali'yi yazın. Ali. 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 Yazanlar kontrol etsinler. Şu şekilde yazmış olmamız gerekir. Ali. Şimdi yanına ata yazacağız. Ata. Küçük harflerle yazacağız ama. Ali, ata, ata. Buradaki ata, ot atacağız. O yüzden ata yazıyoruz. Ali, ata, ata. Bu şekilde yazmış olmanız gerekirdi. Şimdi devam ediyoruz. Ot yazın bakalım. Ot. 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 Yazanlar bunu kontrol etsinler. Şöyle olması gerekir. Ali, ata, ot. Ne diyeceğiz sonunda? At diyeceğiz. At. Evet. Tam olarak cümlemiz bu şekilde. Baştan okuyorum. Ali, ata, ot, at. Sonuna koyduğumuz bu işaretin adı nokta işaretiydi. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konduğunu şimdilik bilelim. Başka görevlerini zaman gelince öğreneceğiz. Bir daha okuyalım. Ali, ata, ot, at. Siz de kontrol edin. Eksiğiniz varsa, yanlışınız varsa düzeltin lütfen. Sırada yine bir cümle kuracağız buradaki görsellerle. Buradaki görselimizin ismi Ela olsun. Bu kızımızın adı Ela. Bu sayımız 10 sayısı. Bu görselimizde nane sayısı. Cümlemiz şu olacak. Ela 10 nane al yazacağız. Peki ilk yazmamız gereken şey ne o zaman? Defterinize yeni bir satıra geçiyoruz. Ela yazın bakalım. Ela. 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 Yazdıysanız şöyle olması gerekirdi. Kontrol edin. Ela. Ela. Şimdi sırada 10 yazacağız. 10. Ela. 10 yanına yazıyoruz. Bir harf kadar boşluk bırakabilirsiniz. Bunu ayarlamak için bir parmak da diyebilir. İşaret parmağınız kadar da boşluk bırakabilirsiniz yazarken. Çok sıkışık olmasın. Ela 10 10 bu şekilde olması gerekir. Eğer eksiğiniz varsa düzeltin lütfen. 10 nane na ne na ne nane Ela 10 nane. Evet, kontrol edin bakalım doğru mu yazdınız? Ela 10 nane. Nane. Al diyeceğiz. Al. Al. Bakalım. Evet. Bu şekilde olması gerekir. Tam olarak yazdığınız cümlenin. Ve sonuna da nokta koyacağız. Ela 10 nane al nokta. Bir daha okuyalım. Ela 10 nane al. Evet, bu şekilde tamamladıysanız, eksiksiz yazdıysanız aferin size. Eksikleriniz varsa zamanla düzelecek, hiç kafanıza takmayın. Zamanla hepsi hallolacak diyorum ama bunları bol bol tekrar etmeyi unutmayın sevgili çocuklar. Unutmayın, dikte çalışması okuma yazma sürecinin en kritik noktasıdır. Dikte
doğru dikte yapabilmelisiniz.